Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Kün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunda sunumuz. Qaynam istiklalar ekranımızda olsun. Malayşiya vekili BDT'nin Uyghurlar meselesi de hareket kılışını talep kıldı. Cenvede devamlaşıvatkan BDT Kişilik Hukuk Genişinin 52. nöbetlik yığını da İslam Hemkarlık Teşkilatı Müstakil Daimi Kişilik Hukuk Komitetinin komissarı, Malayşiya Yerşari Tinişlik Burcu Teşkilatı'nın reisi Profesör Ahmet Azam Abdurrahman, Şarkı Türkistan'da Xitay'nın irki kırgıncılıkını baştan geçirvatkan Uyghur Müslümanları ve şundaklı Hindistan Birmidi yaşavatkan Müslümanlarını misal geldirip, halkara cemiyetini bu haqta tedbir kullanışkı çağırdı. Malayşiya Xalq Poşti Gezitinin 26 Mart'taki haberde kayıt kılınışça, Profesör Ahmet Azam BDT Kişilik Hukuk Kengişinin 52. kıtımlık yığınıda kılgan sözü de, bugünkü dünyada kemistişinin kubul kılınmaydıgan bir mesele işkerlikini takitleş bilen birge, dünya miqyasıda dinge itikad kılgıçlarına qaratılgan zoravallıqının küçüğü vatqallıqını, BDT'nin bu ahvallarını özgertiş üçün muvapıq tedbirinin bolmaslıqıdan endişe kılvatqallıqını bildirgen. O yana Uyghurlar ve Rohingya Müslümanlarını alahidi misal geldirip, halkara cemiyetini bu ahvalığa karşı hareket kılışkı çağırgan. Profesör Ahmet Azam yığında Hindistan hükümetinin Müslümanlarını kemistiş kılmışını tilge eliş bilen birge, nöbette evceli vatkan İslam düşmanlığı meselesini oturgu koyup, bu meselenin halkara hukuku kapaletli kılıştaki en iğir rekabet ikerlikini tekitligen. O sözünün ahırıda BDT Umumi Kengişinin 15. Mart'ını Xalqara İslam Düşmanlıkıga Qarşı Turuş Küni deb bekitişinin toğru yönelişdiki ijobiy qadam ekanligini bildirgen. Bu Profesör Ahmet Azamning tunji qadam Uyghurlar üçün avaz çıkarışı emas bolup, 2019 yılı İslam Hemkarlık Teşkilatı vekilleri Şarkı Türkistan'ı ziyaret kılgan vaqtta, o ijtimai taratqularda ziyaret teklifini rad qilishqa, Xitayning ziyaretini suiistimal qilishiga fursat yaratıp bermaslikka chaqirgan edi. O yana 2021 yılı Öktabr İstanbul'da Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birlikini ziyaret kılgan idi ve hemkarlık asası da Şarkı Türkistan davası üçün kılışkı tegişlik hizmetlerini müzakere kılgan idi. Ve şundaklı şu yılı noyabr ayıda Dünya İslam Hemkarlık Teşkilatı Alahide Elçisi Doktor Dodik Arianto bilen körüşüp, Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birlikinin Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki irki kırgıncılık cinayeti hakkıda tayarlıgan dokulatını yetküzgen idi. Amerika Avam Palatası Xitay'a karşı iki kanun lahisi makulledi. Amerika Avam Palatası Xitay'nın terakki kılvatkan devlet salahiyetini emelden kaldırış ve mecburi içki eza yığıvelişini tuzuş hakkıda iki kanun lahisini makulledi. Amerika Avazı'nın bu haqtaki haberde bildirilişçe Amerika Avam Palatası 27 Mart avazı koyuşu arqalıq Xitay'a münasibetlik iki kanun lahisini makullegan. Bunun içinde Xitay'nın terakki kılvatkan devlet salahiyetini ilip taşlaş kanun lahisi nölge karşı 415 avazının kolluşu bilen makullanğan bulup, mezkur kanun lahisini Kaliforniya Ştatı'nın Avam Palata azası Yong Kim ve Connecticut Ştatı'nın Avam Palata azası Gary Connolly oturgu koygan. Bildirilişçe bu kanun lahisi Amerika Taşkı İşlam Ministerliğinin halkara teşkilatlarını Xitay'ını terakki kılvatkan devlet emas, belki yukarı kirimlik ya ki terakki kılgan devlet qatarıgı kirgizişke qayıl kılışını talep kılıdıken. Bu arqalıq Xitay'nın halkarada terakki kılvatkan devletler qatarıda alahide imtiyazlarga erişi velişi tosuludıken. Avam Palatası okşaş gündü yana Cumhuriyetçiler Partisi'nin Avam Palata azaları oturgu koygan mecburi içki aza yığıvelişini tosuş kanununu makullugan. Xitay'nın nişan kılgan mezkur kanun lahisi mu içkigi karşı 314 avazının kolluşu bilen tasdiqlangan. Bildirilişçe Amerika bu kanun lahisi arqalıq etkeskilik kılış maksadida adam organı yığışkı zarıp berip, öz ihtiyarlıqı bilen organ iana kılış sistemisi berpa kılışını ilgiri sürüş ve işkitereplik diplomatik yığın ve xalqara sağlamlıq münbiri arqalıq ünümlük icra kılış mekanizmi ornitişkı tirişidiken. Şundaklı kişilik hukuk xitabnamesige asasen bihatar turmuşunu ilgiri sürüş arqalıq Xitay rejimini özçige algan mecburi organ eliveliş ve adam organları etkeskilikige katnaş kucularının mesuliyetini sürüştü kılıdiken. Amerika Parlamenti Xitay İşleri İcraiye Komitetinin reisi Chris Simms bu kanun lahisi de Xitay rejiminin yaşlarının içki azalarını uğurlaştak rahimsiz kılmışıgı zarib biriş maksat kılınğallıqını bildirgen. Onun eytişçe her yeri Xi Jinping başçılıqıdaki Xitay rejimi 60 mingdan 100 mingçi bolgan yaşlarıgı ziyankeşlik kılıdiken.
Ziyankeşlikke uçurguçlarının 33 yaşı 28 yaş bulup, Xitay rejimi onlarının hemmesine içki azalarını eliveliş üçün ziyankeşlik kılıdıkken. Xitay rejimi içki azalarını yığıvelişini nişan kılgan kişiler topu bolsa, Falun Gong muridleri ve Xitay tarafından irqi kırgıncılıkka uçuravatkan Uyghurlarını öz içige alıdıkken. Teşkilatlar Birliği heyeti Malayşiya İslam Partiyasının emiri bilen körüşti. Xitayning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini Malayziya xalqiga tunishtirish, kun tartibga keltirish uchun ziyoratda bo'layotgan Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi hay'ati Malayziya Islom partiyasini ziyorat qildi. Sharq Turkiston axborot va media jamiyati raisi Abdulvaris Abdulxaliq, Sharq Turkiston ulamolar birligining muavin raisi Ustoz Mahmudjon Damullamdan tashkillangan Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi hay'atining Malayziyaning Kelantan shtatidagi ziyorati davomlashayotgan bo'lib, hay'at 27 mart Malayziya Islom partiyasining amiri Shayx Abdul Hadini ziyorat qildi. Shayx Abdul Hadi hay'atni partiyaning markaziy ishxonasida kutib oldi. Hay'at Shayx Abdul Hadiga Xitoyning Sharq Turkiston xalqini butunlay yo'qotishdan iborat rezil maqsadi bo'yicha ijro qilinayotgan jazo lageri va turmalarga solash, musulmonlarning barlik qimmat qarashlarini va ibodatlarini cheklash, madaniyat iznolarini yo'qotish, masjid yig'ish, Qur'oni Karimni ko'ydirish, oilada Qur'oni Karim va diniy kitob saqlaganlarni jazolash, ulamolarni har xil vositalar bilan o'ldirib yo'qotish qatorliq jinoyatlarni tafsilotli tanishtirdi. BDT Rusiyaning yadro quroli o'rinlashtirish planiga inkos qaytirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bayonotchisi Rusiyaning Belarusiyaga taktikilik yadro qurollarini o'rinlashtirish plani to'g'risida to'xtalib, barlik a'zo davlatlarining yadro qurollarining kengayishining oldini olish shartnomasiga amal qilishi kerakligini ta'kidladi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, BDT bosh kotibining bayonotchisi Stefan Dujarik kündelik muhbirlarını kütüveliş yığında söz kılıp, yadro qurallarına alaqadar ciddiyiciliklerinin küçüyüp gitişinin kişini endişige saladığallıqını büldürgen. Dujarik yadro xaupinin intayin yukarı ikerlikige işaret kılgan halda ciddiyicilikini ulgaytı bitidigan her xil xata çot ya ki hareketlerden saqılınış kereklikini tilgayılıp, barlıq əza devletler yadro qurallarının kengiyip gitişinin aldığını eliş şartnamesige emel kılışı gerek. Ular şartnamenin mesuliyet ve mecburiyetini ada kılışı lazım digen. U yana Ukrainaning BDT xavfsizlik kengashining jiddiy yig'in chaqirishi to'g'risidagi talabi to'g'risida to'xtalib, yig'inning bu hafta ochilganligini bildirgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 25 mart Moskvaning Belarusiyaga taktikilik yadro qurollarini o'rinlashtirganligini bildirib, biz buni yadro qurollarining kengayib ketishining oldini olish to'g'risidagi xalqaroliq majburiyatimizga xilofliq qilmasdan qilamiz degan edi. Shimoliy Atlantik Aktiv tashkiloti bilan Yevropa ittifoqi Rossiyaning bu qaroriga mas'uliyatsizlik deb baho bergan edi. Ukraina Tashqi ishlar ministrligi bu temini muzokara qilish uchun BDT xavfsizlik kengashining favqulodda yig'in chaqirishini talab qilgan edi. Dunyo bankisi yer shari iqtisodining 2030 yilgacha bo'lgan eshish mo'ljarini e'lon qildi. Dunyo bankisi yer shari iqtisodining o'rtacha eshish nisbatining 2022 yildan 2030 yilgacha bo'lgan mazgilda 2.2% bo'lib 30 yildan buyonqa eng tuvan saviyaga tushishining faraz qilinayotganligini e'lon qildi. Dunyo bankisi tövelligan uzun muddatlik iqtisodiy eshish umidlari, yuzlanishlar, istiqbol va siyosatlar nomli dokladini e'lon qilgan bo'lib, Xitoy virusi yuqumi va Rossiya-Ukraina urushidan keyin uzun muddatlik iqtisodiy eshish nisbatiga munosabatlik keng doiralik ma'lumotlar o'rin olgan. Dokladda yer shari iqtisodining pul paxalligiga sabab bo'lmasdan oshadigan eng yuqori uzun muddatlik nisbati 2030 yilgacha 30 yildagi eng tuvan saviyaga tushadi deb qaralganligi qayd qilingan. Dokladda pul muomila krizisi yoki iqtisodiy turg'unlik yuz berganda bu tuvallashning texnik keskin bo'ladiganligi haqida ogohlantirish berilgan. Turkiya prezident nomzodlarining vaqtliq tizimligi e'lon qilindi. Türkiye Ali Saylam Kengişi'nin 14. mayda ötküzülüşü planlanıp atkan prezidentlik saylamının vaqtlıq namzatlar tizimliki resmi gezette ilan kılındı. Türkiye Avaz Radyosu haberde kayıt kılınışça, Türkiye Ali Saylam Kengişi'nin resmi gezette ilan kılıngan karar namısı da prezidentlik saylamada rekabetki çüşüdüğallarının vaqtlıq tizimliki ilibbe tertipi boyuca Kamal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Ogan'dan ibaret 4 kişi ikerliki kayıt kılıngan. Bildirilishicha nomzodlarning vaqtliq tizimligiga 29 mart tushdan keyin soat 5 gacha e'tiroz bildirishga bo'ladi ekan. Kim Jong Un yadro qurol ambirini zo'raytirganligi haqida signal berdi.
Kim Jong-un Şimali Koreyanın yadro kural ambarını terakki kıldırış üçün kural tipi yadro teminatını aşırışkı çakırdı. Türkiye Avası Radyosu'nun haberde kayıt kılınışça Şimali Koreya rehberi Kim Jong-un devletinin yadro kuralları gücünü aşırış doğrusu da uçur berip, kurallarının her vakit işiltişki tayyar buluşu gerekliğini oturgu koygan. O Şimali Koreya yadro kural sistemisini mükemmelleştirgen takdirde düşmanın ulardan korkudukallıqını, şundaklı devletinin ilgilik hukuki, tüzümü ve halkıya karşı kutratkoluk kılalmaydıqallıqını bildirgen. Hürmetli görmelerimiz, şundaklı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Adik programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.